Aslan Bulut Yeni Çağ Gazetesi El Ayak Ağız Hastalığı ve Sığınmacılar Türk Tabipler Birliği 2023'ün ilk 4 ayında 1440 kızamık vakası tespit edildiğini açıkladı. Açıklamayı Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fidancı ve Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Profesör Doktor Esin Şenol yaptı. Şenol, bakanlığın 2023'te ülkeyi 34 bölgeye ayırarak hazırladığı verilere göre Kızamık'ta iki doz aşılamada %95 oranına ulaşan tek bir bölgenin dahi olmadığını söylerken, anahtar deliğinden bakana dahi bulaşabilecek bir hastalık, eksik aşılı hatta aşılı kişilere bile bulaşabilecek güçte uyarısını da yaptı. TTB'ye yakın 5 derneğin açıklamasında da İstanbul ve deprem bölgesindeki Gaziantep'te vakaların arttığına işaret ederek vaka görülen bölgelerde 9 ay 15 yaş arası tüm çocuklara aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalı. Henüz vaka görülmeyen bölgelerde 9 aydan itibaren eksik aşılı çocukların aşıları tamamlanmalı denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kızamağa bağlı ölüm iddialarının asılsız olduğunu bildirerek bahsedilen vakada ölüm sebebinin ölümün HIV AIDS hastalığı kaynaklı çoklu organ yetmezliği olduğunu açıkladı. Koca hastanın 2015 doğumlu ve yabancı uyruklu olduğunu da bildirdi. Koca, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir. Covid-19 pandemisi döneminde maalesef artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen sağlık çalışanlarımızın çabaları sonucunda çocuklarımızın KKK1 aşı kapsayıcılığının ülke genelinde %95'in üzerinde tutulmasını sağlamıştır dedim. Bu arada bir de el-ayak hastalığı vakalarında artış olduğu haberi var özel hastanelerin resmi sayfalarında yayında olan verilere göre su çiçeğine benzetilen ama bağırsaklarda ürediği söylenen iki virüsün sebep olduğu ifade edilen hastalık el, ayak, ağız ve boğazda kabarcıklar çıkmasıyla başlıyor. İki ay kadar sürüyor ve kendiliğinden geçiyor. İlacı ve aşısı yok. Hastalara boğazı rahatlatmak için yoğurt yemeleri tavsiye ediliyor. Çünkü yemek yerken boğazdaki kabarcıklar acı veriyor tüm yaş gruplarında görülebilmesine rağmen daha çok çocukları hedef aldığı bildirilen hastalıkla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Sarı'nın görüşlerine başvurduğu çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Ülkü Tıraş, el ayak ağız hastalığı, kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak gibi çocukluk çağı aşılarının yapıldığı toplumlarda en sık görülen döküntü hastalıklarının başında geliyor. Son zamanlarda sıkça karşılaşmaya başladık. Çünkü bu hastalık özellikle ilkbahar ve yaz aylarında salgınlara neden olur. Bu nedenle bu mevsim hastalık görülme sıklığının arttığı bir dönem. Fakat bu yıl sayı biraz daha arttı dedi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Hülya Kuşoğlu ise bu viral hastalık ülkemizde yaz aylarında her zaman karşımıza çıkan ve pandemi gibi bir durum yaratması beklenmeyen enfeksiyonlardan biri dedi. Konuyla ilgili yayınları gözden geçirirken 2017 yılında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve arkadaşları tarafından verilen ve tabii ki reddedilen meclis araştırması önergesinde 2011 yılından itibaren Türkiye'ye gelen milyonlarca Suriyelinin sağlık taramasından geçirilmediği, özellikle Suriyeli çocuklara çocukluk dönemi aşılarının yapılmamış olduğu, aşı programlarının bu çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğinin belirtilmesi olduğunu gördüm. Önergede Türkiye'den kökü kazınan kızamık, su çiçeği ve bir alt grubu olan el, ayak, ağız hastalığının görülmeye başlandığı da belirtilmiş. Sonuçlar 1. Yabancı uyruklu çocuğun kızamıktan değil AIDS'ten ölmüş olması daha tehlikeli bir durumdur. 2. Kızamık vakaların 2017'den beri var. Kızamık pandemisi gibi bir tehlike yok ama vakaların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri iktidarın uyguladığı sığınmacılar politikası gibi görünüyor. 3. El ayak ağız hastalığınınsa kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak gibi çocukluk çağı aşılarının yapıldığı toplumlarda ortaya çıkması bu aşıların incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.